yapılmıyor. Sen sabahleyin geç geldin. Yok. O yerimiz kayboluk. Ha, öyle mi? Niye? Benim yüzümden beri kayıp ondan başlıyor. Tekrar atayım mı? Ne kadar abi? Kullanmıyor musun? ...1977 Qaziantep doğumluyum. Adım Mehmet Taşçı. Baba məsləyi. Babamızın sayesinde öğrendik məsləyi. Çark, çarxa dayalı. Dolap var. Büküyü veren. Bunu yapanlar az kaldı. Eskisi gibi yapan kalmadı. Eski adamlar yapıyordu. Şimdi pek nadir. Kerpeden var. İyi halinde takılıp büküyü veren. Ona da urgan ulanıyor. Urgan dediğim iplik, inciplik. Mekeremiz var. İpliğin takıldığı yer, iş, mekere var. Büküyü o veriyor, mekereyi döndürüyor, dolabı döndürünce çarp bu kadar basit. Bizim bildiğimiz bizden önce varmış eskiden, sırtlarında yaparlarmış, onu biz görmedik. Babamız falan bilir onu, çırhık derler. Onu bilmiyorum, ben görmedim. Biz iki bu gördüğümüz, küçüklükten beri aynı, değişen bir şey yok. Teknoloji ilerledi, biz aynı yerimizdeyiz. Bu kadar biz ki. Ben 6-7 yaşındaydım, gidiyordum hem okula, hem bu mesleği öğrendim. Lise mezunuyum, liseyi bitirdim, mesleksiz kaldım, başka bir şey gidemedim. Üniversiteye devam edemedik, bu mesleği öğrendik. Allah'a çok şükür memnunum. El işinden iyi, kafamıza göre takılıyoruz. Misal geç gelip erken gidiyoruz. Gittin diyen yok, geldin diyen yok. Kafamıza göre takılıyoruz. Evliyim, evet. Bende olmadı da olan arkadaşlarımız var, mesleğe beğenmiyorlar. Bir de mağarada yapıldığından dolayı kız evi tereddüte giriyor. Mağarada olur mu? Böyle şey mi olur? Çekimsel kalıyor. Benim kayınbabam da bu mesleği yapıyormuş. Rahmetli oldu şimdi. Biliyorlardı yani kayınvalidem falan, kayınların mesleğini biliyordu. Akrabaların da çoğu bu meslekten geçmiş, yapmışlar zamanında, biliyorlar yani. Bir de arada babamın ortağı vardı. Onun dayısının kızıydı. O aracı oldu. Görücü usulüyle evlendik. Biliyorlardı yani. Allah'a çok şükür mutluyuz. Geçimimizi de sağlıyoruz. İplik rutubette daha güzel bükü aldığı için, büküyü daha güzel verdiği için mağarada yapılması şart. Bunu barakalarda falan yapıyorlar. Barakaların altında bazı arkadaşlar yapıyorlar. Hem insan gücüyle olduğu için çok insan zedeleniyor. Yani böyle çok rahatsız oluyor, sıcak oluyor orası. Hem bükü almıyor, hem iplikte hoş durmuyor yani. Rutubet olmazsa o iplik de müşteri beğenmiyor o ipliği. Rutubet, hafif bir rutubet olmalı ki bu iplerin büküğü, yani bükü dediğimiz de o büktüğümüz şeylerin kıvamını aldığı şeylerdir yani. Onu almazsa müşteri beğenmiyor kesinlikle. Bakıyor adam boğulmamış diyor, bu kalsın diyor. Ama burada yapılan şeye kesinlikle itiraz edemiyor adam yani. Bizim için yaz kış, yani bu aşağıdaki iklim fark etmiyor. Çünkü insan gücüyle çalıştığı için
Sıcak olursa biz yapamayız bunu yani. Biz kendimiz yapamayız. Soğuk olduğu veya serin olduğu için sürekli çalışıyoruz. Kışın günü iş bayağı düşük. Çünkü yazın günü genelde tütün ipliğine, yorgan ipliğine kullandıkları için, yorgan ipliği büktüğümüz için kış geldiğinde bu iş çok düşüyor. Yani istek olmuyor, müşteri istemiyor. Çok gezdiğimiz oluyor. Yani 10. ayda falan bizimki de bir sezonluk oldu. 20 yıl önce sürekli çalışırdık. Şimdi işte yaklaşık bu 15-20 yıldan beri yazın günü bir sezon çalışıyoruz. Kış geldiğinde işte onunla geçinmeye çalışıyoruz. Yazdan biriktirdiğimiz olursa eğer ki. Her nevi pamuk ipliği, pamuk türünün köşker ipliği, en kalın çamaşır ipliği olur bizde. Çamaşır asmaya kullanırlar. Tütün dikmeye, yorgan dikmeye, çuval ağzı dikmeye, önce köşker ipliği dediğimiz çuval ağzı dikmeye, o tür patlıcan ipliği, sarımsak bağlamaya, maydanoz bağlamaya, o tür iplikleri genelde biz yapıyoruz yani. Antep genelinde biz yapıyoruz. Türkiye genelinde de biz dağıtıyoruz. Biz de Hatay. Bir de Hatay ilimiz var. Onlar da aynı bu işten yapıyor ama onlar bizim gibi mağarada yapmıyorlar. Onlar barakalarda veya bahçelerinde yapıyorlarmış. Ben görmedim de arkadaşlar geliyorlar, onlarla tanıştık. Onlar da yapıyorlar. Türkiye genelinde 71, hani 81 ilimizde 2 ilde yapılıyor bu. İsmim Ramazan, soyadım Taşçı. Ortalama bu işi 15 yıldan beri yapıyorum. Babam mesleğim. Babam da kendisiydi. Yani babam şu an emekli oldu kendisi. Bıraktı yani. İş şu an bana emanet. Mesleğim güzel ya. Yazın günü güzel, serin. Mağara çok serin olduğundan dolayı çok güzel. Kışın biraz sorun çıkıyor ama. Kışın soğuk olduğu için biraz zorluk çekiyoruz. Kışın daha az. Yazınkine göre daha az yani. Ortalama %40 düşüyor işlerimiz. O da tütün mevsimi olmadığından, sarımsak mevsimi, soğan mevsimi, ondan sonra pamuk balyasına gittiği için yazın daha kuvvetli işimiz oluyor. Kışın biraz düşüyor işimiz. Kullandığımız iplik makineleri kuvvet ister biraz yani. Kullanmaya kuvvet ister. Kuvvet lazım yani. Hasta insan yapamaz bu işi. Kalp rahatsızlığı olan, şeker hastalığı olanlar bizim işi yapamaz. Nefes darlığı olanlar yapamaz. Yani vücudu sağlam olması lazım. Gayet bir hastalığı olmaması lazım. Sarılık falan, melengiç hastalığı olanlar yapamaz. Gerektiği zaman evet koşuyoruz. Ortalama 10 kilometreden fazla yol yapıyoruz günlük yani. Mecbur yani, bu da gidip gelme mecburu yani. Yok, alışığım ben, yorulmuyorum. Normal yani, gayet normal geliyor. İlk buraya inenler mağaranın büyüklüğünü söylüyorlar. Ondan sonra serin olduğunu söylüyorlar bize. Yani taaflarına geliyor. Böyle bir yer var mı diyorlar. Bir de yer altı olduğu için yani öyle bir söylentiler var yani. Geldikleri zaman söylüyorlar. İlk gelenler, ama bize normal geliyor. Yani biz çocukluktan beri burayı, ortalama 15 yıldan beri burayı biliyorum yani. Yani bize, yani bana bir sorun yok yani. Ama ilk görenler diyor yani, burası serin, soğuk, üşüyorum falan gibisinden. Ben hiçbir sıkıntı yok. Biz de dışarı çıktığımız zaman, şayet ben dışarı çıktığım zaman sıcakta imkan yok, duramam yani, başım ağrıyor. Çünkü serin yere alıştığımdan dolayı. Dışarıda zorluk çekiyorum ben. Sudan çıkar ya balık, zorluk çeker benimki de o şekil. Antep'in sıcağı çoktur yani, sıcaktır. Adana'nın havası gibi misal sıcaktır, Urfa. Antep de sıcaktır. Ortalama hava 40-45 dereceyken mağaranın havası, yani çalıştığımız iş yerinin havası 18 derece veya 20 derece arası değişiyor yani. Serin serin çalışıyoruz. Bizim özelliğimiz de bu yani. Serin olması bizim için avantaj. İplik serin yerde daha güzel çıkıyor. Rutubetli yerde daha düzgün oluyor. Dışarıda bu iş zor olur yani, imkansız. Şimdi mağaranın kapısı var. Mağaranın kapısı yok diye bir şey değil yani. Biz kapı yoktu zamanında, taktırdık yani. Mecbur olduğumuzdan taktırdık. Sabahleyin en erken gelen normalde 3 tane 4 tane anahtar olur. En erken gelen kişilere verirler anahtarları. O erken geldiği için mağarayı açar. Akşam da en son kim çıkarsa o kilitler mağarayı. Bu şekilde mağara kilitlenmiş olur, emniyet altına alınmış olur. Ofis ortamı yok. Ne diyeyim sana, yazhanemiz yok. Ama saatine vaktimiz de yok. Yani yazhanede ofiste oturacak vaktimiz de yok. Bir işimizle bir alakası yok yani, gerek yok yani.
rahat gidip geliyoruz yani, çalışıyoruz. Bu mesleği yapacağım, sonuna kadar yapacağım, bitene kadar yapacağım. Ama iyi olacak yani, bizim mesleğimiz iyi olacak. Çünkü el emeği yani. Mesleğimiz ölmez ama iyi olacağını düşünüyorum yani, düşünmüyor değilim. Ömrümün yettiği kadar yapacağım inşallah bu mesleği. Seviyorum ben mesleğimi. Beş tane ustamız var. O beş tane ustamızın geneli, yani zaten 13 tane çark var. 13 çarkla okullar açıldığında 5 çarka düşer. 11. ay, 12. ay oldu mu gelip buraya baksanız belki de bir çark veya iki çark çalışıyordur. Yani şu an çalışan 13 çark varsa okul açıldığında bu bayağı düşer. Çünkü çocuklarımız, kendi çocuklarımız, yeğenlerimiz de onlarla geliyoruz. Bu işe eski rağbet kalmadı. Eski şey kalmadı. Önceleri mesela burada 150-200 kişi, Antep genelinde yaklaşık 500 kişi, 1000 kişi yapardık. Şimdi sayılır yani. Büyükleri saysan 10 tane çocuklarla 35-40 kişiyiz. Yani bilemedin 50 kişiyiz. Okullar da açıldı mı bu tekrar 10 kişiye düşeceğinden eminim yani. Çünkü 10 kişi falan kalıyoruz. O da ancak işte bir ekmek parası. Lastik gibi hani şu ne uzuyor ne kısalıyor sözü var ya, onun gibiyiz yani. Ama biz buradayız yani, biz buralıyız. Aç kalsak da, açıkta kalsak da bu işi yapıyoruz. Başka işi bilmiyoruz yani.